Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine malzemelerimizi alıp geldik Evet. Levent abi. Kasa yapacağız. Yine sistem toplayacağız. Yine ufak sistem olacak. Ve bu Ama Teknoküp değil değil mi? Teknoküp kadar ufak değil. Bu Cooler Master'ın Elite 130 diye bir kasası. Bu Teknoküp'e göre. Yani yine Küçük mini ama. ITX kasası ama şimdi normal power supply takılıyor. Evet. Bir kere arkasına bakarsan. Dolayısıyla bunun içinde rahat rahat çalışıyorsun. Şimdi Teknoküp bayağı bir tıkış tıkış bir bilgisayar Öyle. oldu. Silverstone'un kasasını Ve SG05'i kullanmıştık. sen hep Bu şeyi söylersin. Teknoküp bir oyun bilgisayarı değil aslında. Yani içine biz ekran kartı taktık ama. taktık da ne oldu? Gürültülü bir bilgisayar Evet. haline geldi. Aslında hani sınırlarda çalışan bir bilgisayar haline geldi. Şimdi bu çok daha, içine soğutucuyu koymuşum, çok daha hacimli görüyorsun. Evet. Normal power supply koyacağız. Artı şu hani olabildiğini göstermek için yine daha önce incelemiştik biz Cooler Hı. Master'ın Xeon 120M suyla soğutma ünitesi. Onu monte edeceğiz içine. Elite 130 böyle gayet güzel bir kasamız var. Cooler Master'ın power supply'ını daha önce yine incelemiştik. 550 watt gold sertifikalı power supply'ını takacağız. Hani soğutma ve güç bunlardan Hı. sağlanacak. Tabii sistemin en önemli parçası anakartı. Evet, anakart. Şimdi ufacık bir anakartınız var MSI'ın. Evet, mini Mini ITX. ITX Z87. Evet. Yani En en güncel güncel chipset. chipset. En güncel chipset. Buna bir de işlemci uyduracağız tabii. Şurada duruyor senin Aldık. önünde. Evet. Bu bizim işlemcimiz 4440. 4440, 3.1 GHz. i5, Core i5. Hasfellerin Hasfelin alt girişi diyelim. seviyelerinde. Bundan Ucuz bir işlem. altı daha var. 4430 da var da. Bir baktım abi 4440 ile 30 arasında fiyat farkı bunun lehine. Yani Evet. 4430 zaten biraz silinmiş gibi Evet. gözüküyor. 4430 benim testlerde kullandığım işlemciydi. Bu Hı 4440 hı. 100 MHz daha hızlı. Evet. Hasfer işlemcimiz var. Şöyle devam edelim. Tabii ki bu sisteme sen normal hard disk takabilirsin istersen de. Şimdi bu kasaya 3,5 inç normal hard disk de takabiliyorsun. 2,5 inç SSD içinde ya da 2,5 inç hard disk içinde farklı montaj seçenekleri var. Alta takabiliyorsun, yan takabiliyorsun, tabana takabiliyorsun falan. Intel'in SSD serisinden 335, daha Evet. ekonomik SSD'lerinden. Bunun da incelemesini yayınlamıştık. Raftan indirdik. Hı. Şimdi işe koşacağız buna. Evet, buna sistem kurulacak. Kuracağız. Bellekler var. Burada Kingston'un HyperX bellekleri 8 GB'lık kit bu. Evet. Fakat o çok özel bellekler. 2400 MHz Evet. belleklerden. Bunlardan kullanacağız Levent abi. HyperX HyperX. Beast serisi Hı bu. hı. Bellekler böyle. 8 GB bu iş için yani bizim amaçlarımızın tamamı için yeterli bir Evet. miktar şu anda. Evet. Hani 16 da isteyen yapar da şu an 8 iyi. Evet. Biraz daha bu tarafa geliyoruz. Yani tabii ekran kartı. Şimdi bu sistemde hani oyun da oynansın diyorsan zaten biraz Evet. kasayı büyütüyorsun aslında. Evet. Orada da şimdi Zotac'ın şu 760, GTX 760'ı var. Bunu sen daha önce, bak bu referans 760'da sen bunu söyledin. Dedin ki Normal 760 o. bu aslında soğutmadan dolayı büyük, kendisi O ufak. kadar dedik. Piyasaya çıkan kartlar da böyle çıkıyor. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü biz Teknoküp'te ufak kart bulmakta zorlanmıştık Evet. hatırlarsan. Asus'un özel bir tasarımını kullanmıştık. 670 kartını kullandık. Ve Kısa, o özel, kısa, mini özel kartını olduğu için de kullandık. çok pahalıydı. Şimdi Öyle. 760'ın normal hali bu ve 760 testlerde de görecekler bir sürü oyun için yeterli performansı Yeterli. sunuyor. Ve ufacık oldu artık. Hani gidip ekstradan küçük diye buna ekstra Doğrudur. para vermiyorsun. Doğrudur. Çift fanlı bir konfigürasyonu var bu kartın. Bunu da takacağız. Oyun Evet. performansları da bunun üzerinden yürüyecek Levent abi. Şimdi bu anakartta daha fazla konuşmak gerekiyor. Bu anakart Evet. bayağı Göründüğünden özel. daha büyük bir anakart o. MSI'ın Z87 E-Gaming AC anakartı. Bir kere niye AC? Çünkü bunda 802.11 Yani. AC standardında Wi-Fi var. Üzerinde görüyorsun Intel'in mini kartını, mini PCI Express Doğru. kartını. Antenlerini arkaya takacağız. İki tane anteni var. 802.11 AC. Önemli. Zaten işte kutuda da AC yazmasının özel tarafı o. Şey, anlamı o. Tek PCI Express x16 slotu var. Buraya ekran kartını takacaksın. Zaten ses üzerinde.
Ethernet üzerinde. Baksana hali eski PS2 portlar bile var. USB 3.0'lar görüyorsun dizi dizi. Evet. DVI var, HDMI var. Gerek duyacağın her şey üzerinde. Hatta eSATA bile var, gittikçe azalıyor artık rastladığımız. Evet. Üzerinde 5 tane dahili SATA'yı görüyorsun. Görüyoruz evet. 2 tane zaten, bunlar da hep 2 bellek yuvası oluyor. Bizimki de kit zaten. Evet. Anakart süper derli toplu bir anakart, evet. Görüyorsun. Yani zaten işlemci baş köşeye oturmuş. Çevresi açık bırakılmış. Bizim montajımızda hiçbir sorun olmayacağı kesin. Şimdi evet. Ejderha desenli, evet. Şu soğutuculara yandan şimdi bakarsan. Onu şöyle de söyleyelim. Hani ekran kartını biz oyunda test etmek, yani bu sistemi bir oyun bilgisayarı evet. olarak da konfigüre etmek için takıyoruz ama sonuçta hasbelde ekran kartı içinde var. Evet. Dolayısıyla sen oradaki PC Express kartı başka bir amaçla da kullanabilirsin. Ya da hiçbir şey takmayabilirsin. Bunun üzerine sadece belleğini ve işlemcisini takarsan, ve tabii soğutucusu yani. Söylemeye gerek yok. Sistem çalışır. Evet. Mükemmelen de çalışır. Fakat bu kasa daha büyük ekran kartlarını kabul edecek şekilde tasarlandığı için hani o kadarsa bütün beklentilerin o kadar azsa hani daha küçük bir kasa topla. Hı. Ya da hiç girme bu işe. NUC var ya Intel, bizde evet. incelemesi onun da var. Compact sistem, o bundan da ufak. Öyle bir şeyle geçiştir. Böyle bir kasayı kendin toplayacaksan birazcık özel isteklerin var demektir. Mesela NUC yine dedim ama NUC'da disk takacak yer yoktu. Yani. M-SATA üzerine takılıyordu. Bunda M-SATA yok. Hı hı. Orada dediğim gibi şimdi burada bütün görüyorsun SATA portları dizi dizi 6 gigabit hepsi. Burayı donatırsın. Donatırsın. Yani normalde işte bayağı bir hani şöyle illaki Cooler Master'ın belirlediği yerlere takmak zorunda değilsin. Özellikle SSD'lerin tabii. kafa üstü yok baş aşağı falan durmasında bir mahsur olmadığı için bunun içine 2.5 inç SSD'lerle donatırsın. Yani öyle bir ihtiyacın varsa. Varsa. Öyle bir ihtiyacın varsa. Bir de bu kasa varsa. Yine tekrar vurgulayalım. Hani güç kaynağı tarafında da esneklik sağlıyor. Bu çok önemli. Şimdi tabii bunun içine 550 watt güç kaynağı takacağız. Teknokube'un kendi Silverstone kasası çok güzeldi ama 300 watt'tı. Biz sonra onu 450 watt'a upgrade ettik. Yine hep aynı şeyi tekrarlıyorum ama onun da videosu var, hı hı. biliyorsun. Fakat SFX tipinde özel güç kaynaklarıyla uğraştık. Fakat buna istediğimiz güç kaynağını takacağız. Hani öyle çok derin olmadığı sürece standart bir ATX güç kaynağını takacağız. Zaten şimdi Cooler Master son zamanlarda kasalarında şöyle bir uyanıklık yapıyor. Evet. Güç kaynağının bir kısmını böyle dışarı taşırtıyor. İçeriden kazanıyor. Kurtarıyor. Bir zararı da yok. Çünkü zaten şu bölge ölü bir bölge. Doğru. Yani çünkü burada zaten fişler olacak, falan var. Akıllıca. Bunun böyle dışarı çıkmasında bir zarar yok. O da Cooler Master'ın bir cinliği oldu. Her kasasında kullanıyorlar. Ama bak bu kasa pahalı bir kasa değil. Full siyah falan görüyorsun yani. Hı-hı. Yine şurada bir soğutma için fanı var. Önde tabii 12 santim fanı var. Zaten biz işte radyatörü öne doğru takacağız. Görüyorsun hani iyi bir kasa. Kasalar alınabiliyor artık. Bir, şimdi biz onun tabii detaylarına... Bu 130 bu arada şeyi söyleyeyim. 130. 110 vardı piyasada. Evet. Bu 130 bu da piyasada var. Var. Şimdi biz bunun tabii ki içini takarken geri kalan detaylarını montaj aşamasında göstereceğiz. Evet, sonra da çalıştırıp. Sonra da çalıştıracağız. Şimdi bunların abi hepsini biz takalım. Evet. Montajları da gösterelim nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Sonra üzerine sonra konuşuruz. Maliyeti de konuşuruz. Maliyeti de en sonunda konuşuruz. Evet. Performansı da konuşur, kapatırız hemen evet. tabii. Doğrudur. Hadi girişelim o zaman. Evet.
Evet Levent abi, sistemi topladık. Topladık. Bir küp daha ürettik. Oldu, evet. Bu biraz daha büyük teknik küpe göre ama daha güncel. Şimdi bak, biz ikisini yan yana koyup hani göstersek bile olmuyor ya. Ben sana, evet, deneyimin açısından soruyorum. Bizim teknoküple bu bu küp arasında gözle görülür bir büyüklük farkı oluşuyor mu sence? Şimdi teknoküp daha ufak. Tabii. Ama biraz daha ufak. Değil mi? Hani yarısı kadar falan değil. Mesela siz bir Arma bilgisayarın bir sistemini, evet, incelemiştiniz Özkan'da. O mesela bundan bayağı ufak. Doğru. Ama teknoküp bundan birazcık ufak. Oradaki aradaki en büyük fark da bir kere bunda normal ATX power supply var. Evet. Biz buna daha önce incelemesini yaptığımız, TeknoSphere'de ele aldığımız Cooler Master'ın power supply'ını taktık. Doğru. Şimdi teknoküpte SFX, hı hı, formatında güç kolay kaynağı bulamayacağın bir ekran. Yine Silverstone'dan falan bulman gerekiyor. Tek bir model var ya da işte varsa da iki modeli var, Türkiye'ye gelmiyor. İstediğin falan wattı bulamazsın. İşte o tabii öyle bir kısıtlama var. Burada istediğini takıyorsun. Bir de şimdi biz bunun içine şaka maka su soğutma ünitesi taktık. Ya. Tamamıyla opsiyonel bir şey. Yani takmak zorunda değilsin. Biz sadece nasıl oluyor görmek için taktık. Elimizde vardı zaten. Daha önce onun da incelemesi çıkmış olan Seidon 120. Taktık, oldu işte. Şu oldu. Anda çalışıyor. Tabii çekim arada hani nasıl montaj rantlığı falan giriyor. Evet. Orada şunu fark edecekler. Kablo karmaşası çok fazla oldu. Maalesef. Şöyle bir yere kadar süper geliyorsun. bağlıyorsun, ediyorsun ama güç kaynağını koyduğun anda iş bitiyor. Maalesef. Yani şöyle ben çok üzülüyorum. Çünkü her zaman önce anakartı takıyorum. Fanları falan bağlıyorum. O ne güzel oldu, süper oldu falan diyorum. Evet ama. Sonra gittikçe ilk darbeyi hard diskleri takınca SATA kablolarından yiyorsun. Evet. Onları çünkü genelde öyle sağa sola saklayamıyorsun pek. Tadı kaçmaya başlıyor. Ama güç kaynağını taktın mı bir anda mutsuzluk. Ya şunun idealini kurayım dersen. Modüler. Hala arayıp da bulamadığın parçalar var. İşte modüler güç kaynağı şart. Aslında bak o da yetmiyor. Oraya taktığın kablo da 2 metre olunca yine kısa içine kablo. Kısa kablo abi. Maalesef SATA, bir tek kısa kablo. Kısa güç kaynağı kablosu, yanılıyor olabilirim ama Enermax'da var zannedersem, ayrı satıyor. Hmm. Bir de Silverstone'da yine olabilir. Ayrı satıyorlar. Cash Türkiye'de zaten yok. Yok. Cash hani varsa bilmiyorum Fireball'da falan ama sanmıyorum. Hı-hı. Artık Türkiye'de pek öyle aksesuarlar bulunmuyor. Ya kısa kablo öyle büyük ihtiyaç ki, uzun kablo var. Hı-hı. Uzun kablo buluyorsun ama kısa kablo yok. Uzun SATA kablosu bulursun. Kısa, evet, SATA kablosu yok. Keşke olsa. Ama orada aslında ben sana şunu söyleyeyim. Üreticilerin topa girmesi lazım. Evet. Yani Cooler Master kısa kablo yaptıracak. Şu kasayı satıyorsan kısa kablo yaptıracaksın. Hatta biz biliyorsun Silverstone'un teknoküpü yenilerken hani komik bir olayla karşılaştık. Ben USB 3 panel getirtmiştim onun için. Ve kablosu şu uzunlukta mıydı neydi? Hani evet, bu doğru, kasanın içine koyacak onu. O konuda bence üreticilerin topa girmesi lazım. Mesela MSI'ya da topu atabilirim. Şunun içindeki SATA kabloları kısa, ek kısa kablo olsun. Evet. Yani zaten sonuçta hani bunlar ekonomik, tabii, ürünler değiller. Bunlar lüks ürünler. Hele bu gaming olunca. İçinde iki tane de kısa kablo çıksa keşke. Bak orada başka bir şey daha unutmayalım. Biz o SATA kablosunun bir tarafının kırık, L olmasından bile sıkıntı yaşıyoruz. Burada normalde ona biz öyle kabloları saklardık. Evet. Hani o işte L şeklinde kablo diye sevinirdik ama bundaki o SSD'nin yan ve sıfır metal, hı-hı, plakaya sıfır takılmasından ötürü düz gerekti falan filan. Ya şimdi öncelikle benim talebim ne olur ya da önerim ne olur? Bu kasa çok güzel bir kasa. Çok güzel. Modüler güç kaynağı bulsunlar. Kesinlikle. Eğer sıfırdan bu kasayı kuracaklarsa, beğendilerse, kafaya koydularsa biraz daha paraya kıysınlar. Modüler güç kaynağı alsınlar. Gereksiz hiçbir kabloyu takmasınlar. Ya iyice deli olanlar, hani kasalarını mod yapanlar o kabloları kendileri kısaltırlar yapıyor da. Elinden iş gelen, evet, lehim işi gelen arkadaşlar yapar da biz o kadar derine girmiyoruz. Evet. Şimdi ekran kartını 760'ı taktık. Zotan Amp serisi kartını taktık. Hiçbir sığma sorunu çıkmadı. Yok. Şimdi mesela Teknoküp'te bir Asus'un çok özel kısacık bir kartını takabilmiştik. Onu da zar zor taktık. Evet. O power kabloları falan sorun oldu. Bunda iki power kablosu taktığın halde montajda sorun yaşamadın. Ben bir şurada bir aralık kaldı. Evet. Anlamsız. Onu çözemedim. Hmm. Yani kasanın tasarımından gelen bir şey bu. Niye öyle yapmışlar çözemedim. Bunun dışında hani bir de şu var. Galiba
Biz bu anakartı kullandık. Z87'i Gaming AC. Bunun AC'sinden bahsettik işte tabii, Wi-Fi tabii, yeni standa falan ama galiba çarşıya çıkınca bunu alamayacağım çarşıya ben değil mi? Çarşıya çıktığında Gaming AC'yi olmayanını böyle evet, böylesini evet, mi alacağım? Tamam. Anormal bir fark yok ama yine tabii AC'si eksik oluyor. Şimdi bununla biz daha Wi-Fi konusunda çok test yapamadık ama 600 megabit falan bağlantılar kendi kendine gördük. Bizim router AC çünkü ofiste evet, artık gördük. Tat verecek bir şeye benziyor. Şimdi bu makinede bir tek 12 santim fan dışarı hava atıyor. Hı-hı. Radyatörün üzerinden geçirerek. Bir de şurada yanında küçük 8 santim mini destek fanı var. Bir de ekran kartı şu anda tabii dışarı hava atmakta. Evet. Bütün havalandırma bundan ibaret. Ha, power supply'ı saymıyorum. O da içeriden dışarı atıyor. Tabii ya, şey iddia edemeyiz zaten. Evet, hani o anlamda en başarılı sistemi kurduk diyemeyiz. Bu kadar içi kablo karmaşasıyla olan bir sistemde ideal tabii, bir havalandırmayı sağlayamazsın zaten. Ya bir de şöyle, biz elimizde vardı. Merak ettiğimizden yaptık, taktık ama suyla soğutma için çok kasmana gerek yok. Yok. Çünkü yapısından ötürü fan biraz geride kaldı. Hı. Yani radyatörü kasanın içine taktık şuraya. Normalde şurada fan var. Bu fan çıktı. Buraya vida deliği yetmediğinden buraya radyatör geldi. Radyatörün üzerinde daha da içeriye fan geldi. Benim çok içime sinmedi. Çözülür. Çözülür. Kutudan çıkan vidalarla olmadı ama ben ona uzun vidalar bulsam ya da başka çözülür, bağlantı ekipmanları bulsam ya da hiçbir şey bulmadı yapıştırsam silikonla. Hı. Ben o fanı yine oraya takarım ama kutudan çıkan malzemelerle olmadı bu evet, iş. Olmadı ama su soğutmanın da hani çalışıyor mu çalışıyor. Bir bana sıcaklık evet, değerleri çok iyi. Şimdi o kendi kendine biz daha önce testler yaptık. Şimdi de dönüyor. Biz zaten bu biliyorsun bu incelendi daha önce. Test etmiştik yine yakın sonuçlar aldık. 44-40 var bunda hasfer. Hasfer evet, biliyorsun ısıran bir işlemci. Bu bizdeki testlerde 50 ile 60 arasında bir yerlerde evet, duruyor genellikle. Evet. Ve bu işkence testinde bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Uyguladığımız işkence testi normalde sen şöyle haldır haldır Battlefield oynasan saatlerce oraya vurdurtmuyor. Aynen öyle. Bu başka bir şey. Birazcık bizim testlerimiz en kötü senaryoyu sergileyen testler. Şimdi ben parçaları hani genel olarak değerlendirirsem bu kasa güzel bir kasa. Evet. Bu kasa güzel bir kasa. Dediğim gibi ben bu kasa power supply'sız satılıyor. Güç kaynağı evet, olmadan satılıyor. Alacaksam ne yaparım ederim birazcık fazla para harcarım. Modüler almak şart. Bunun içi kablo doldu. Evet. Sırf güç kaynağı yüzünden içi kablo doldu. Onlar kullanılmayan kablolar. Ya kullanılmıyor. Bir de o var. Kullanılmıyor. Ya da şöyle hani çok gözü kara arkadaşlar kesip atsın o kabloları. Uçlarını da sarsınlar birbirine kontak etmesin. Kesip atsınlar. Yani ben hiçbir şey eklemeyeceğim. Kurdum bu sistemi. Bu sistem budur diyorlarsa. Yani tavsiye etmem ama bir var böyle bir opsiyonda. Artı Levent abi sonuçta elde ettiğimiz sistemin sesi de bak işkence testinde bile sessiz evet, diyebileceğimiz kadar bir sistem. Valla sonuçta bir kere elde ettiğimiz sistem şu anda Haswell işlemcisi. Evet. Belleği DDR3 doğru, oldukça hızlı belleği. 2400'de gelsin. Evet. SSD'si. Biz hatta bir de biz bu sistemi kullanacağız. Evet. O yüzden biz normalde gerek yok ya da tartışılır ama biz buna bir de mekanik disk taktık. Depo lazım. Keyfine kalmışsın normalde. Haswell işlemcisi, Z87 Yonga seti, SSD'si, 760 GeForce ekran kartıyla bu çok güncel bir sistem. Evet. Yani şu anda bu günümüzü yakalayan bir sistem. Bununla Battlefield 4'ü ister misin biraz hani benchmark'tan da bahsedelim? Tabii ki. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani 1080p'de Battlefield 4'ü ultra oynarsın. Şöyle söyleyeyim ben Levent abi. Ben de senin gibi düşünüyordum. Ama hani şu monitör var bir Sony'nin 2560'a 1440. Dedim hani ne olacak? Battlefield 4'ü bu çözünürlükte anti-aliasing açmadan ultra çözünürlükte ultra ayarlarda oynayabildim. İşte oynarsın. Evet, yani Full HD'nin de üzerine çıkabiliyorsun. Yani anti-aliasing'i ben Teknokube'den biliyorum. Teknokube'de GTX 670 takılı. Hı hı. Teknokube Battlefield 4'ü 1080p'de anti-aliasing 2x olarak, hı hı, post anti-aliasing'de düşük olarak 1080p'ye 60 frame taş gibi gidiyor. Ben zaten biz hı hı, Nvidia Shield demosunu yaptık ya. Evet, evet. Ekran kapanıyor, güç moduna giriyor. Tamam. Orada zaten gördüler, overlay da çıktı, Battlefield'ın evet, nasıl çalıştığını gördüler. Murat bu tatmin edici bir sistem. Ha tabii ki daha güçlü ekran kartı takabilirsin.
760 içine sinmedi. Hı-hı. 770'e de yer var içinde. Tabii ki. Değil mi? Buna 770'si var. Rahat. O yüzden bence tatmin edici bir sistem. Kişisel olarak da şöyle söyleyeyim. Ben artık bir full hani midi tower daha sistem kuracağım kendime. Çünkü elimde var olduğu için kuracağım. Ona göre elimde ATX anakart olduğu için kuracağım. Ama bir daha da tower kasa kurmam kendime. Kesinlikle. Böyle bir şey. En fazla böyle bir şey kurar geçerim. Bunun da biliyorsun ön portları falan USB 3.0, arkası USB 3.0. Evet. Disk lazımsa zaten bugün artık 4 terabayt bile alınabilir seviyeye indi. Al geç. Şimdi bunun içine biz bir mekanik disk taktık. Bir SSD taktık. Bir SSD'yi daha takacak yer hazır bekliyor. Artı şimdi SSD'lerin şöyle bir avantajı var. SSD'yi vidalama, sal kasanın içine dursun. Kablodan sallansın. Bir zararı yok. Hani öyle sallanmasın tabii çıkabilir ama hani gerekirse SSD'yi koli bandıyla sar bir yere bağla. Mekanik disklerde bu esneklik yoktu. Yani bunun içine 8 tane SSD de takarsın. Zaten anakartta 5 port vardı. 5 portu istiyorsan hani kafaya taktıysan doldurursun. Evet. Şey olmayacaktır tabii. Mantıklı olmayacaktır da ben olasılıkları sadece söylüyorum. İstersen son olarak fiyata gelelim. Fiyatı çıkaralım. Şimdi Levent abi ben biraz baktım Tekno fiyattan baktım onu da söyleyeyim. Ocak ayındayız. Ortalarına yakınız. Belirtelim de sonra fiyat kavgası yaşanıyor yorumlarda. Tabii. Şimdi kasa $59 boş. 130. Cooler Master Elite 130. Evet, 130. Siyah. Bu. Güç kaynağı olmadan $59. Ucuz. Evet. Bayağı ucuz. MSI Z87i o değil. Gaming olan gaming değil. Gaming olmayanı. AC olmayanı. Şöyle kapatalım. Şöylesi. Ama hani arada anormal bir fark yok. Hatta şöyle söyleyelim. Biz mesela K işlemcisi kullanmıyoruz. Biz normal 4440 kullandık. Evet. Bu 4440 için bu fazla gelir zaten. Hani normalini al geç. Overclock yapmıyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Öyle. Onun da fiyatı abi $140. $140. Evet. Ama bunu sevenler beklesin. Hani belki bu da gelir. Bize çünkü sonuçta bu ürünler biraz erken geliyor. Z87 chipset olarak iyi. Evet. Intel 4440 Haswell $181. İşlemcimiz. Evet. Tamam. İçinde Xeon, soğutucu da geliyor. Var. İstersen onu takarsın. Evet. Xeon 120 ve $65. Tamam. Biz M'sini incelemiştik ama V geldi artık. Evet. Biraz daha light olanı geldi. Bellekte biraz sıkıntım var. Bu Beast'ler artık pek satılmıyor piyasada. Beast 16 GB olarak var. 2400 MHz olan. 2x4 takmıştık. Evet. 2x8'i var. Ben 2x4'ün HyperX'ini yazdım. $90 diye ama ille de Beast dersen bir 90 daha ekliyorsun abi. 8 GB 1600 MHz HyperX $90. Tamam. 1600 ile 2400'ün de aradaki farkını kimse hissetmez onu da söyleyeyim. Oyunda falan hissetmezsin benchmark'ta. Ancak 240 GB Intel'in SSD ise o elinde tuttu. 335'i. Ta kendisi $203. Tamam. Cooler Master'ın 550 watt güç kaynağı $85. Daha önce onu deneyecektik. Bir de ekran kartı var. Zotac Amp Edition hem de GTX 760 $265. Şimdi bu haliyle bir de 2 TB disk biz koyduk $89. Tamam. Bizim bu sistemimiz bizim maliyetimiz $1177 civarı yapıyor. Artı KDV. Evet. Bu lüks olarak su soğutmayla falan. Peki şimdi ben derim ki sana ya işlemcinin içinden soğutucu geliyor işte. İşlemcide 4440. GPU da var. Bir kere bana su soğutma satma. Ekran kartını da çıkar. Ben bununla oyun oynamayacağım. Masa ya da işte indie game oynayacağım sadece. Evet. İki boyutlu Plant vs. Zombies oynayacağım. Bana biraz daha olurunu söyle şunu. Tamam. Hard disk'i de çıkar. Mekaniği çıkardık. SSD'yi atmamak lazım. Evet. Çünkü ışık hızında açılıyor. Abi bu gereksiz yani opsiyonel şeyleri atarsak $650 sen bu sistemi topluyorsun. Tamam. Ekran kartım yok onboard. İşlemcinin içindeki ama slotum da boş. Slotum da boş oraya başka İstediğim şey zaman takarım. Evet. Ya da daha sonra takabilirim. Soğutucu. Ha şunu söyleyelim. Detaylarda olarak şimdi dedim ya içi kablo doldu. Bu soğutucuyu kullansaydık canımız sıkılacaktı. Heh. Acaba kablolar fana değdi mi? Değecekti. Değecekti. Uğraşacaktık. Belki de şimdi böyle çekerken buradan tırırırıya bir ses gelmeye başlayacaktı. Panik içinde kasayı açacaktık. Su soğutma orada avantaj sağladı. İşlemcinin üzerinde bir boşluk var. Bir düzeltme yapayım kendime. Bu $650 da şey yok.
Intel'in 335'i yok. Kingston'ın o Value serisi 120 GB'ı 120 var. 120 GB'lık SSD. İşte evet. Bu böyle ama bir sistem bana kurdurtabiliyor. Evet. Multimedya için falan. Kurdurtabiliyor. Tabii şu var. 650 dolarla başla. Sen daha sonra ekran kartını tabii, tak. Tabii, daha tabii. Sonra mekaniğini tak. Tabii. Daha sonra su soğutmayı tak. Hepsi tabii. Opsiyonel yani. Optik de takabilirsin. İstersen. Biz takmadık. Gerek yok. Özellikle SSD kullanıyorsan orası boş kalıyor yuvası. Optiği direkt oraya takarsın. Valla şimdi bu sistemlere bakarken dedik ya 1100 küsür dolar. Hı hı. Şimdi denem ya 1000 dolar işte 2000 küsür lira artık. Ya. Ama bu sistem işte eksiği olan bir sistem değil. Yani her şeyle dört başı mamur mu derler ne derler. Eksiksiz ve günceli yakalayan bir sistem. Dolayısıyla hani buna ya ufacık sistem bir de bu kadar para mı diye düşünmeyeceksin işte. Yok, hani içinde Haswell olmasına yok işte hem SSD'si var hem 2 TB mekanik disk var öyle düşüneceksin. Ya ben bu sistemi kurmaktan keyif aldım. İşimizi de görecek gibi hissediyorum. Yani memnun kaldım. Evet. Hele dediğim gibi 600 küsür dolar light versiyonu o da iş. Benim kafamdaki projeler için o da yeterli olur. Güzel. Buna ne yapacaksın şimdi? Buna bir çarşıdan bir spor çantası edinmek lazım. Evet. Bir kolay taşınabilir klavye mouse ikilisi bulmak lazım. Çünkü biz bunu biraz mobil olarak bazı işlerde kullanmayı planlıyoruz. Hı hı. Dediğim gibi ben TeknoSeyir'i de bir spor çantasında taşıyordum. Yanına Logitech'in K400 TeknoKübü. Logitech'in K400 klavye mouse bir arada hı hı. Onu koyuyordum. O ufak bir de biliyorsun. Kablolarımı falan da sarıp yan ceplerine koydun mu çantanın elinde bir tek monitörü koyamıyorsun. İstediğin yere alıp gidiyorsun. Evet. Bu da o hale gelebilir. Doğru. Görelim bakalım. Evet. Biz hani bu şeye devam edeceğiz. Sistem toplama işlerimiz burada evet. Bitmedi. Evet. Önümüzdeki programlarda daha başka sistemler de toplayacağız da ben tabii. Bakalım. Bu da işte TeknoKübün bir büyük kardeşi oldu. Evet. Tekno... Bir şey bulamadım. Kübün büyüğü. Mega küp oldu bu. Evet Levent abi. Başka da söyleyecek bir şeyimiz yok şimdi artık. Şimdi kurcalayalım. Kurcalamaya devam. Peki. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.